Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zincir burgu bandana yapacağız. Bandanamızı biraz anlatmak istiyorum. Ben kalın iple yapacağım bugün. Kalın iple 4,5 numarayla yapacağım bandanamın duruşu böyle olacak. Fakat farklı tercih isteyen arkadaşlar için 3 numara şiş ve daha ince bir iple yapılan zincir burgu bandanamızın da duruşu böyle olur. İsteyen tercih eden bu şekilde yapabilir, daha kibar isteyen. Ben kalın da daha çok beğendim. Tercihe göre, zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Bir de boyunluk falan yapmak isteyen arkadaşlar bu modelle kenarlarını biraz daha kalınlaştırabilirler. Haroşa kısmını biraz daha say olarak artırabilirsiniz. Orta kısımdaki ölçülerini de artırabilirsiniz ama bu şekilde iyi diye düşünüyorum. Mesela bu modelimizi bir berenin alt lastik kısmında düşünüp bu kısmına da örebilirsiniz. O şekilde çok havalı olur. Şimdi modelimize geçelim. Örgü bandanamıza başlamadan önce malzemelerimi tanıtmak istiyorum. 4,5 numara şişimiz, Alize Şekerim Bebe'nin kalın 4,5 numarayla örülen ipinden kullanacağım. Şimdi geçmeden önce şöyle biraz anlatayım size. 23 ilmekle başlayacağız. 2 düz, 5 ters. Bu ters ilmeğimizi her iki taraftan da ters öreceğiz, yani haroşa olacak. 9 düz öreceğiz. Burgumuz 9 ilmekten oluşuyor. Tekrar 5 ters, 2 düzle bandanamızı tamamlayacağım. 23 ilmek alıyoruz şişimize. 1 2 Her zaman ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz, kenarlarımız düzgün çıkması için. İkisini düz, 5 tane ters öreceğiz. Beş tanesini ters ördük. İkisi düz baştan, sonraki 4-5 tanesi ters. Sonra 9 tane düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu burgu yapacağımız 9 düzümüz. Tekrar 5 ters, 2 4 5 ters, 2 düz ters öreceğiz. 1 2 3 4 5 2 düz. Arka tarafımızı her zaman sadece ters örüyoruz. Hep ters arka tarafımız. İlk ilmeğimizi yine de her zamanki gibi örmeden aldık. Hep ters örüp başa kadar geliyoruz.
tarafa gelince yine aynı. 2 düz, 5 ters, 9 düz, 5 ters, 2 düz. Bu tam 10 sıra olana kadar. İlk burgumuzu koymak için 10 sıra bu şekilde örüyoruz. Her 10 sırada bir burgumuzu yapıyoruz. 10 sıra olana kadar yine örmeden aldım. 2 düz, 5 ters. 4, 5 ters. 9 düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 5 ters. 2, 3, 4, 5, 2 düz tutuyor. Yine arkaya geçtiğimizde her zaman ters. Arkayı ters örüp bitiriyoruz. Örmeden aldım ilk ilmeğimi. Arkayı tamamen ters örüyorum. Her zaman. Burası 10 sıra olana kadar bu şekilde. 10 sıra olunca burgumuzu koyacağız. 10 sıramızı tamamladıktan sonra şimdi burgumuzu yapacağız. Başlıyoruz. Örmeden alıyorum. 2 düzümü yaptım. Tekrar 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 9 tane düz ilmeğimizin 6 tanesini örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. Her zamanki gibi ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 tanesini tekrar örüyorum ters. Arkayı ördüğümüz için. Tekrar dönüyorum. Yine. Bunu 9 kere tekrarlayacağız. Sadece üçünü. Bir arkada ördüm, bir önde. 2, 3, 4. 6 İlk ördüğümüzle birlikte 9 olacak. Şimdi bu 8. Bir ilk ördüğümüzde sayıyoruz. Onunla birlikte bu 9 olmuş oldu. Şimdi bu ördüğümüz ortadaki 3 ilmeğimizi bir aparata takalım. Aparatınız varsa aparat da olur. Böyle çengelli bir iğne de olabilir. Şöyle küçük bir şişe alıp ben bu şekilde yapıyorum. Bunu öne atıyorum. Şimdi arkada kalan baştaki 3 düz, sondaki 3 düz ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Sağdakini sola, soldakini sağa alacağız. Yani soldakini üstten geçireceğim. Sağdakini arkaya atıyorum. Soldaki 3 düz ilmeğimi alıyorum. Daha sonra sağdaki baştaki 3 düzü de sola takıp
Bu şekilde klasik bir burgu gibi yapıp daha sonra öndeki 3 ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Burgumuzu yaptık. Şimdi soldaki 3 düzle örmeye devam ediyorum. 3 düz ilmeğimle. 1 2 3. Tekrar o 5 tersimizi yapıyoruz. Yanındaki burgumuz bu kadar. Çok kolay, yapımı rahat. Arka taraflarımız her zaman ters, yine ters öreceğiz. Şimdi 10 sıramı, daha sonra burgumu koyacağım 10 sıramı rahat sayabilmek için buradan böyle bir çengelli iğne de takabiliriz. İlk başa takalım, ilk sıramıza. Sizin farklı bir tekniğiniz de olabilir. Arkadan buradan da sayabilirsiniz. Şimdi arka ters örüp tekrar geliyoruz. Sıra olana kadar tekrar arkaları hep ters, öndeki tersi ters, düzü düz örerek 10 sıra tekrar devam edeceğiz. Bir sonraki burgumuzu koyabilmek için. Ben diğer modelimi 12 sırada bir burgusunu koydum. O da farklı oldu. Onu daha sonra tekrar size göstereceğim. İsterseniz 10 sırada koyun, daha sık olsun istiyorsanız, biraz daha rahat olsun diyorsanız 12 sırada bir de koyabilirsiniz burgunuzu. Her ikisini de görebilmeniz adına iki şekilde yaptım. Ön tarafta yine her zamanki gibi 2 düzümüz, 5 ters. Bunu unutmayalım. Tekrar 9 düz örgümüz. Tekrar 5 ters. İlk zincir burgumuz oldu. Arka yine ters devam. 10 sıra olana kadar. Mesela burada örneğimin burada arkada ters örmeyi unutmuşum. Bak, böyle küçük bir hatamız oluştu. Bu oluşmaması adına daha dikkatli örmemiz gerekiyor. Bunu da tekrar hatırlatayım. Bazen dalıyoruz. Çocuklar olunca da böyle şaşırmaya başlayabiliyoruz. Her zaman sakin bir ortamda olamıyoruz. Sökmek de istemedim. Yine geçtim öne. 10 sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ikinci burgumuzu yapacağız.
2 düz, 5 ters başlıyoruz. İki düz, 5 tersimizi ördükten sonra tekrar 6 düzü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ortadaki 3 taneyi 9 kere bu ilk ördüğümüzle birlikte, şu bu ördüğümüzle birlikte 9 kere dönerek tekrar tekrar öreceğiz. Dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıp 1 oldu. Bu 2. 3. Sadece ortadaki 3 ilmeğimizi örüyoruz dönerek. 4, 5, tekrar dönüp 6, 7, 8 ve 9. sıramızda örüp burgumuzu yapacağız. Bu 9. Öndeki 3 ilmeğimizi yine başka bir şişe ya da küçük bir burgu aparatımız da olabilir. Takıp öne alıyorum. Arkada kalan baştaki 3 düz ilmeğimizle sonraki 3 düz ilmeğimizin yer değişikliği yapacağız. Bu 3 ilmeği aparata da takabilirsiniz. Ben takma ihtiyacı hissetmedim. Bu 3 taneyi sağdaki şişime alıyorum. Daha sonra bu arkadakini de soldaki şişime alıyorum. Böyle bir burgu oluşuyor. Öndeki 3 ilmeğimi de yine sağdaki şişime takıp örmeye devam edeceğim. 6'sı bu tarafta, baştaki 3'ü bu tarafta kalmış oluyor. Tekrar bu düz 3 düzle düz örerek 3'ünü devam ediyorum. Tekrar 5 tersimizi iki düzümüzü yapıp sıramızı tamamlıyoruz. İkinci zincir burgumuz da oluştu. Dediğim gibi ben bu 10 sırada oldu. Biraz daha zincirler birbirine yakın. Buradaki örgümde de 12 sırada yaptım. Bunlar sanki daha böyle rahat da duruyor gibi. Hani zevkinize kalmış bir şey. Daha sık olsun istiyorsanız 10 sırada bir. Daha seyrek olsun istiyorsanız 12 sırada bir burgunuzu koyabilirsiniz. Her ikisini de göstermek istedim. Aparatımı alıyorum tekrar. Sayarak da yapabilirsiniz ama garanti olsun istiyorsanız ilk ilmeğime takıyorum başladığım. Yine oradan 10 ya da işte 12 sıra her ne kadar da koymak isterseniz şaşırmamak adına oraya takıyorum. Tekrar arkaya dönüp ters örüyorum. Tamamen arka her zaman ters biliyorsunuz. Tekrar 10 sıra yapana kadar devam edeceğiz. Arkayı tamamen ters. Ön sıramız 2 düz, 5 ters, 9 düz, 5 ters, 2 düz şeklinde 10 sıra olduktan sonra tekrar diğer burgumuzu koyacağız.
Tekrar 10 sıra olduktan sonra burgumuzu her 10 sırada bir koymaya devam edeceğiz. Bitiminde görüşmek üzere. Bitmini göstermek istiyorum. En son istediğiniz ölçüye, kendi kafa ölçünüze geldiğinde bitirebilirsiniz. Bandanamızı istediğimiz ölçüye gelene kadar örüp bitirdikten sonra şimdi kapatma işlemini göstereceğim. Tane alıyoruz. İki tanesini birlikte örüyoruz. Bu şişimizde kalan ipi tekrar diğer şişimize takıp ikisini tekrar birlikte örüyoruz. Tekrar diğer şişe takıp ikişer ikişer örerek bu şekilde kapatma işlemini yapıyoruz. Takıyoruz. Birlikte örüyoruz. Takıp evet arkadaşlar, istediğimiz ölçüye geldikten sonra bandanamızı birleştiriyoruz. İsterseniz küçük taşlar ya da incilerle de süsleyebilirsiniz. Sade tercih edenler için gayet de güzel bir model. Ben çok severek yaptım. Çok rengi de bu modeli çok yakıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.